Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar bir diyalog çalışması. Konunun ismine baktığımızda arkadaşlar Können wir mal wieder zusammen Tennis spielen? Evet, buradan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar tenisle alakalı bir diyalog çalışmasını görüyor olacağız arkadaşlar. Bu diyalog çalışmasını öncelikle bir üzerinden geçeceğiz. Bilinmeyen kelimelerin üzerinden, yapıların üzerinden geçiyor olacağız. Onun ardından da interaktif olarak bu diyaloğu birlikte yapacağız. Dilerseniz öncelikle arkadaşlar ilk cümleyi bir inceleyelim. Zaten aynı başlık burada da var. Bu yapıyı incelediğimizde neyle başlamış arkadaşlar? Können wir mal wieder zusammen Tennis spielen? Buna baktığımızda arkadaşlar können'le ilgili bir soru cümlesi, modal fiil können'i görüyoruz burada. Bunu hatırlayacak olursanız modal fiiller konusunda bayağı bir ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Bunu çekimlerken nasıl çekimlemiştik hatırlayalım. Ich kann, du kannst, öyle değil mi? Er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie, sie können şeklinde çekimleniyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla biz yapabilir miyiz derken können wir, söz gelimi birlikte oyun oynayabilir miyiz derken ne olacak arkadaşlar? Können wir spielen, değil mi? Bu durumda birlikte tenis oynayabilir miyiz? Können wir tennis spielen demiş oluruz, öyle değil mi? Şimdi dilerseniz diğer yapılara bakalım. Mal, mal kere, defa anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Ancak burada bir pekiştireç noktasında birlikte bir oynayabilir miyiz gibi bir anlam çıkmış oluyor. Wieder tekrar demek arkadaşlar. Zusammen de birlikte demek arkadaşlar. Demek ki mal kere ya da defa anlamında, wieder tekrar, zusammen de birlikte. Güzel Türkçe ile bu birazcık şey olabiliyor. Hani farklı noktalara belki gidebiliyor. O sebepten ben size tek tek söylüyorum ki kafamızdaki bu soru işaretleri kalksın. Dolayısıyla güzel Türkçemizde ne deriz buna? Yani bunun karşılığı birlikte tenis oynayabilir miyiz gibi bir anlam çıkmış olur, öyle değil mi? Können wir mal wieder zusammen Tennis spielen? Bakıyoruz cevap olarak ya, warum nicht? Değil mi? Ya, warum nicht? Warum? Neden demek arkadaşlar? Evet, neden olmasın diyecek olursak demek ki ya, warum nicht diye karşılık verebiliriz. Demek ki birlikte tenis oynayabilir miyiz? Evet, neden olmasın? Ya, warum nicht diye ne yapıyor? Cevap vermiş oluyor. Sonra tekrar buraya bakıyoruz arkadaşlar. Prima, prima, mükemmel, wunderbar, sehr gut anlamlarında müthiş, değil mi? Diyebiliriz prima için, müthiş anlamında. Haben Sie am Sonntag Zeit? Evet, dikkat edin şimdi burada arkadaşlar. Haben Sie denmiş ve karşımızda bu yazılı olarak çıktığı için bu bariz bir şekilde belli ki Sie bir nezaket formu, öyle değil mi? Vaktiniz var mı? Demek ki karşımızda bir kişi var, değil mi? Ve bu kişiyle belki çok da samimi olmayabiliriz, öyle değil mi? Ancak o kişiyle tenis partneri arıyoruzdur ve o kişi denk gelmiştir ve ne deriz? Vaktiniz var mı pazar günü diyecek olursak demek ki Haben Sie am Sonntag Zeit, değil mi? Pazar günü vaktiniz var mı derken Haben Sie am Sonntag Zeit? Hatırlayalım, günlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Präposition am Sonntag, am Montag, am Dienstag şeklinde günlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? Am Sonntag, değil mi? Bu prepozisyonu getiriyorduk. Dolayısıyla harika, pazar günü vaktiniz var mı derken prima, haben Sie am Sonntag Zeit sorusunu soruyoruz. Var mıymış? Ya, am Sonntag kann ich. Evet arkadaşlar, am Sonntag, evet, pazar günü yapabilirim gibi bir anlam çıkmış oluyor arkadaşlar. Birebir güzel Türkçe'de. Dolayısıyla bu ne demek oluyor arkadaşlar? Evet, pazar günü müsaitim. Evet, pazar günü uygunum gibi bir anlam çıkmış oluyor. Burada arkadaşlar fark ettiyseniz asıl fiilimiz yok. Ancak können var. Dolayısıyla burada aslında bir nevi ya ich habe am Sonntag Zeit demeye getiriyor. Öyle değil mi? Ancak
Onun yerine bunu yapabilirim, pazar uygundur anlamında olan können'i kullanıyoruz. Burada herhangi bir yanlış anlam ya da bir devrik cümle söz konusu değil. Bu Almanca'da olağan bir diyaloğun içerisinde kullanılan bir cümle arkadaşlar. Dolayısıyla evet, pazar günü uygundur diyecek olursak ne diyecekmişiz? Ya am Sonntag kann ich. Evet, buna karşılık burası ne diyor sol taraftaki kişi? Sehr gut. Sehr gut neydi arkadaşlar? Çok iyi demekti değil mi? Passt Ihnen 10 Uhr? Passt Ihnen 10 Uhr? Passen uygun olmak demek arkadaşlar. Ihnen, bakın burada sie saygı formu. Ihnen de size saat 10 uygun mudur anlamında olan Passt Ihnen 10 Uhr değil mi? Saat 10 sizin için uygun mudur? Demek ki pazar günü için ne diyor? Çok iyi diyor. Sehr gut. Size saat 10 uygun mudur? Passt Ihnen 10 Uhr? Ja, einverstanden. Bakın arkadaşlar. Ja, einverstanden. Kabul demek arkadaşlar. Kabul ediyorum. Uygundur. Saat 10 için hemfikiriz gibi bir anlam çıkmış oluyor. Einverstanden. Tabii biz bunun için şöyle de diyebilirdik. Ja, ich bin einverstanden. Ama buna hiç gerek yok. Kısaca ja, einverstanden dememiz yeterli oluyor. Buraya baktığımızda also dann bis Sonntag. Also dann, madem öyle gibi bir anlam çıkmış oluyor. İyi peki, madem öyle, iyi peki gibi bir anlam çıkıyor arkadaşlar. Bis Sonntag, pazar gününe kadar. Yani pazar gününe görüşmek üzere demiş oluyoruz bu cümleyle arkadaşlar. Demek ki also dann bis Sonntag, pazar günü görüşmek üzere ve karşılık olarak da görüşmek üzere bis'den demiş oluyoruz. Aslında buradaki bis'den e kadar demiş oluyoruz arkadaşlar. O zamana kadar deriz burada. Ancak güzel Türkçe'de ne diyoruz arkadaşlar? Pazar günü görüşmek üzere dememiz gerekiyor. Dolayısıyla bis'den diyormuşuz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Können wir mal wieder zusammen Tennis spielen? Können wir mal wieder zusammen Tennis spielen? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Prima, haben Sie am Sonntag Zeit? Prima, haben Sie am Sonntag Zeit? Ja, am Sonntag kann ich. Ja, am Sonntag kann ich. Sehr gut. Passt Ihnen 10 Uhr? Sehr gut. Passt Ihnen 10 Uhr? Ja, einverstanden. Ja, einverstanden. Also dann bis Sonntag. Also dann bis Sonntag. Bis dann. Bis dann. Arkadaşlar şimdi hazırsanız interaktif çalışmamız başlasın. İnteraktif çalışmadan kasıt ne arkadaşlar? Ben sol tarafı okurken sizler sağ tarafı okuyor olacaksınız. Ondan sonra bunu iki defa yaptıktan sonra rolleri değiştireceğiz. Bu sefer solu siz, sağı ben okuyor olacağım. Hazırsanız interaktif çalışmamız başlasın. Können wir mal wieder zusammen Tennis spielen? Prima, haben Sie am Sonntag Zeit? Sehr gut, passt Ihnen 10 Uhr? Also dann bis Sonntag. Hazırsanız bu çalışmayı tekrar edelim arkadaşlar. Können wir mal wieder zusammen Tennis spielen? Prima. Haben Sie am Sonntag Zeit? Sehr gut. Passt Ihnen 10 Uhr? Also dann, bis Sonntag. Şimdi arkadaşlar rolleri değiştiriyoruz. Sizler sol tarafı okurken ben sağ tarafı okuyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Buyurun.
Ja, warum nicht? Ja, am Sonntag kann ich. Ja, einverstanden. Bis dann. Şimdi bu diyaloğu tekrar edelim arkadaşlar. Buyurun. Ja, warum nicht? Ja, am Sonntag kann ich. Ja, einverstanden. Bis dann. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde interaktif olarak bir diyalog çalışmasını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.